Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size OBS programında zoom yapma, fareyi takip etme eklentisini anlatacağım. Şimdi OBS ile ekran kaydı alırken atadığımız kısa yol tuşuna basarak bu şekilde fareyi takip eden bir eklenti var. Bu şekilde. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Önce Python 3.6.8'i kurarak çalıştırabildim. En son versiyonu kurduğumda çalışmadı. Şimdi 3.6.8'in 64 bit olanını, işletim sistemim 64 bit olduğu için bunu indirip kurdum. Bakalım tekrar. Şimdi bu şekilde kurulum kısmına geldiğimizde ben daha önceden kurdum. Buradaki hepsini seçtim. Daha sonra şurasını da seçtim. Şuralar seçili. Bu şekilde kuruyoruz. Sonra kurduktan sonra kurulmuş olduğunu kontrol ediyoruz. Nasıl kontrol ediyoruz? Python versiyon bilgisi yapıyoruz. Şu an burada kurulu olduğunu gördük. Peki nerede kurulu? Şurada program files'ın içinde Python 36 klasörün içinde kurulum yolumuzu da biliyoruz. Gelelim şimdi eklentiye. OBS programımızda Tool sekmesinde script var. Buradan Python ayarları kısmına gelip Program Files Python 36 yolunu buradan bu şekilde gösteriyoruz. Python 36 seçtim. Bu seçili olduktan sonra şurada OBS programını kapatıp yeniden açmanız gerekebilir. Şu loaded yazısını görmeniz gerekiyor. Çalışıp OBS'te çalıştığını anlamanız için. Daha sonra burada script kısmına geliyoruz. Şimdi GitHub'da OBS Zoom and Follow eklentisinin olduğu adres satırına gidiyoruz. Bunu GitHub masaüstü versiyonunu kurmuştum. Clone diyoruz. Adres satırını buradan kopyalayıp buraya yapıştırıp klon diyoruz. Ben daha önceden klon yaptım masa üstüme, klasörün içine. Bunu klonladıktan sonra şuradan artıya basıp neredesin, neredesin? OBS Zoom Follow'dan şu Python uzantılı dosyayı aç diyoruz. Buraya geliyor. Buraya geldikten sonra Python doğru düzgün çalıştığında şu kısım gözükecek. Şimdi burası gözüktüğünde şu Display Capture ya da ekran alıcısı sizde nasılsa ekran kaydını yaptığınız kısım buraya düşecek. Bunu buradan seçiyorsunuz. Daha sonra ekranınız 1920'ye 1080 olabilir. Ya da 2560'a 1440 olabilir. Ya da 4K olabilir. Zoom yapıldıktan sonra 1280'e 720. Genelde ekranlarımız 16'ya 9 ebatında aşağı yukarı. Bu da bir 16'ya 9 ebatı. Bu şekilde. Bu da yaklaşma hızları, yumuşaklığı gibi ayarlar. Buralara müdahale etmedim. Zoom yaptığımda ne olacak? 1280'e 720 olsun diye buradan ayarladım. Kapattım.
Bu buraya bağlı. Display Capture'u Tools'tan gösterdik. Daha sonra Display Capture'a tıklayıp Transform, Edit Transform diyorum. Şuradan Center, merkez seçtim. Bunu da daha önceden No Bounds olarak seçiliydi. Stretch to Bound seçiyorum. Şurada merkez. Şurada pozisyon yine 1280'e 720. Benim ekranımın boyutu şurada gözüküyor. Aynı şekilde. Başka bir ayar yapmadım. Daha sonra ayarlardan kısa yol kısmına geliyorum. Kısa yollardan zoom yapma kısa yolu olarak bu tuşu atadım. Ctrl Shift Z. Fareyi takip et olarak da Ctrl Shift X yaptım. Bunu ilk başta bu şekilde yaptıktan sonra ikisini aynı tuş olarak atayabilirsiniz. Zoom yaptığında direkt fareyi takip edebilir. Daha sonra bu şekilde. Ben zaten Ctrl Shift X'e bir kere basıp şu anda bastım Ctrl Shift X'e fareyi takip et kısa yoluna. Takip etmiyor. Şimdi takip ettiriyorum. Bu takip ediyor olarak bıraktım ben onu. Sadece zoom yapıyorum. Sürekli fareyi takip ettiriyorum bu şekilde. Ekran kaydı aldığınız projelerinizde yaklaşıp geri zoomunuzu geri dönebilirsiniz. Şimdi bunun nasıl çalıştığına bakalım. Bunu indirdim mesela. Şu köşeye fareyi getirdim. Zoom yapıyorum Ctrl Shift Z ile. Ekran kaydı aldığım için ben zoom'u göremiyorum şu anda ama ekran kaydında daha sonradan göreceğiz. Fareyi takip ediyorum ve zoom yapıyor. Tekrar Ctrl Shift Z'ye yaptığımda zoom bitti. Şuradan da sağlamasını görüyorsunuz zaten. Bu şekilde kullanımı bu kadar. Dediğim gibi Python sürümü 3.6.8'i kurdum ve çalıştırdım. 3.10 ve 3.11'i kurduğumda çalışmadı. OBS'in hangi sürümünü kullanıyorum? Şu an 28.1.2. Şurada zaten OBS ile ilgili şurada kurulum bilgisi tavsiye olarak anlatıyordu. Bir şeyi atladık. Neyi atladık? Şimdi Python versiyon bilgisini kontrol ettikten sonra kurulum olarak önce bunları kurmamız gerekiyor. Bu OBS Zoom Follow'u indirdim. Şuna tıklıyorum kurulum olarak. Önce Python'un kurduk 3.6.8'i. Daha sonra script çalışıyor mu kontrol ettik. Daha sonra şuradan buna tıklıyoruz. Install kısmına geldik. Komut satırına. Şunu kopyaladım. Python 3 yazıyor. Burada Python 3 olan kısmı Python yaptım. Daha önceden kurulumunu yaptığım için bu şekilde gösterdi. Bunları indirip kuracak. Buradan script dosyası çalışacak. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.